Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Astarlık yüceme dikiyoruz. Yumuşacık bazen bir kumaş kullandım. Hem iç yüzeyinde hem de dış yüzeyinde aynı kumaşı kullandım. Dilerseniz iç yüzeyinde ve dış yüzeyinde farklı desenlerde kumaş kullanarak çift yönlü olarak da dikebilirsiniz. Şu şekilde pijamamın kalıbını çıkartıp keserek hazırladım. A kısmının kesimini beğendim. Bir pijamayı kalıp olarak kullandım. 4 kat kumaşımın üzerine koyarak çevresinden kestim. Kanalımdan nasıl kalıp çıkardığımla ilgili videolara da ulaşabilirsiniz. Şu şekilde pijamayı tam A kısmının üzerine yerleştirdikten sonra alt kısmının boyunu oğluma denk gelecek şekilde uzattım. Paçayı dışa doğru katlayacağım için 3 parmak kadar daha ekstra pay verdim. Üst kısmından da hem biraz daha uzun olması için hem de lastik için katlayabileceğim kadar pay ayırarak burayı da kesip çıkardım. Burada 2 adet pijamalı kumaş kalıbı var. Şu şekilde toplamda 4 kat. 2 pijamanın da birer parçasını ayırıyorum. Diğer parçalarının yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum. Ön ve arka kalıbımızı A kısımlarından birleştirmeye başlayacağım. Şu şekilde A kısmını karşılıklı iğneledim ve beline doğru birleştirerek iğneledim. Yine diğer parçayı da aynı şekilde iğneledim. İğnelediğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Ve böylece arka kalıpla ön kalıbı A kısmından birleştirmiş oldum. Diğer parçamı da yine belinden A kısmına doğru iğnelediğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Her iki parçayı da iğnelediğim yerlerden diktim. Şimdi de yüzü yüzüne bakacak şekilde üst üste yerleştirip her iki kenarını boydan boya iğneliyorum. İğnelediğim yerleri boydan boya düz dikişle dikiyorum. Şimdi bacağın iç kısımlarını karşılıklı iğneliyorum. Ve burayı da düz dikişle dikiyorum. Pijamalarımdan bir tanesini böylece dikmiş oldum. Diktikten sonra şu şekilde görünüyor. Şimdilik bunu bir kenara ayırıyorum. Diğer parçayı da bir öncekinde yaptığım gibi üst üste yerleştirip önce A kısımlarını sonra da bacaklarını dikiyorum. Böylece iki tane ayrı ayrı pijama dikmiş olduk. Dikmiş olduğum pijamaları ters yüzünden paçalarını dikiş yerleri karşı karşıya gelecek şekilde iğnelerek birleştiriyorum. Her iki paçayı iğnelediğim yerlerden düz dikişle dikerek karşılıklı olarak birleştiriyorum. İki ayrı pijamayı paçalarından dikerek birleştirmiş oldum. Bir tanesinin birleştirdiğim yerinden tutuyorum. Diğerini de onun üzerine doğru ön çeviriyorum. Her iki paçayı da aynı şekilde diğer paçanın üzerine doğru ön çeviriyorum ve şu şekilde düzeltiyorum. Pijamaların bellerini karşılıklı olarak birbirine birleştirerek İğneliyorum. İğneledikten sonra iyice düzeltiyorum. Pijamanın bel kısmının ön tarafından 3 santim işaretleyip burayı çiziyorum. Pijamaların ön kısmı arkaya göre biraz daha aşağıda oluyor. Bunun için yanlardan işaretlediğim yere doğru kesiyorum. Şimdi de pijamanın lastik takacağımız yerine katlayacağım. Şimdi burada iki ayrı pijama olduğu için içe doğru iki kat kıvıracak olursam eğer 4 kat olmuş olacak ve giyildiğinde rahatsızlık verecek.
Bu sebeple tek kat katlayacağım. Bunun için de birleştirme aşamasını zikzak dikiş yaparak birleştirdim. İçe doğru tek kat katlıyorum ve düz dikişle dikiyorum. Dikişimi tamamlamadan önce şöyle şurada lastiği içeriye geçirmemi sağlayacak kadarlık bir alanı dikmedim. Bu alandan içeriye lastiğimi geçirerek pijamamın lastiğini takıyorum. Lastiklerin uçlarını da birleştirip ileri geri dikiş yaparak dikiyorum. Yine boş bırakmış olduğum kısmı da düz dikişle dikerek tamamlıyorum. İçi dışı yumuşacık pazen kumaşla çift kat pijama dikimini paylaştım. Umarım faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu kalın. Hoşça kalın.